Hafta sonundan herkese merhabalar. Süper Lig'de ikinci haftada hafta sonunu geride bıraktık ve pazartesi günü son olarak Samsun Spor Fenerbahçe maçıyla da hafta tamamlanacak. Biz bu programda biliyorsunuz cuma cumartesi pazar gününün maçlarını konuşuyoruz ve ilk büyük maçta oynandı ligimizde. Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor karşısında çok net bir galibiyet aldı ve taraftarını da sevindirdi. Mauro Icardi de coştu. İstatistikleriyle başlayalım maçın. Çok net bir Oyun üstünlüğü, istatistiklere de yansımış durumda. 3 kat fazla şut, çok ciddi anlamda XG farkı, rakip ceza sahasında topla buluşmalarda, ortalarda net bir Galatasaray üstünlüğünü görüyoruz. Bu Galatasaray üstünlüğünü ben açıkçası şuna bağlıyorum. Galatasaray'ın ideal ilk 11'i, geçen sezonki 11'i. Şu an tabii yeni transferlerden sonra bu ideal 11 olmayacak. Fakat birbirini iyi tanıyan, ve oyun gücüne sahip olan ilk 11 bu ilk 11'di ve sadece işte 2-3 ay önce 88 puanla şampiyon olmuş bir takım bu. Ve bizim ligimizde tabi transfer bağımlısı bir ülke olduğumuz için biraz her geleni hemen ilk 11'e yazmamız gerekiyormuş gibi bir hissiyat doğuyor. Fakat bu takım zaten rekortmen sayılabilecek bir takım yani son yılların en yüksek puanlı Galatasaray'ı ve şampiyon takımı ve bu takımı hemen öyle kolayca kenara atmanın bir manası zaten yok. Zaha eklenecek, Ziyech eklenecek. yeni 8 numarası eklenecek belki bu takıma. Eee tete gibi bir rotasyon hamlesi gelecek. Bunlar da tabii ki büyük zenginlik katacaktır. Fakat şu anda alelacele bir şey yapmaya gerek yoktu ve bence Okan Hoca çok doğru yaparak bu 11 oyuncunun onu geçen sezonun şampiyon e, oyuncuları. Bir tek Angelino eklendi. Farkındaysanız hazır olmadığı için de şu an için bu ideal bu 11'in e, en zayıf halkası da Angelino'ydu. E, Trabzonspor'un bu maçta iki kez net pozisyonu var. Net de diyemiyorum. Bir tanesi net, diğeri net olmak üzere olan pozisyon. İkisi de ilk 15-20 dakika oldu. Trezeguet'in Angelino tarafına yaptığı ters koşu e, ve e, oradan gelen pozisyonlardı. Fakat öbür tarafta Galatasaray oyun alışkanlıklarıyla bir gol daha buldu. Bu gol de işte e, maçın ilk golü, açılış golü. Sergio Oliveira'nın fiziksel olarak güçleniyor olduğunu e, söylemiştik e, hafta önü programında da. Son birkaç haftadır Oliveira eski seviyesine yaklaşıyor demiştik. Ve burada Oliveira e, Bakasetas'ı iyi taciz ediyor. E, Torreira'nın gelmesini sağlıyor ve Torreira geldikten sonra kazanılan topla Galatasaray e, golü buldu. Bu golün aynısı geçen sene ligde Başakşehir'e de atıldı. Kupa'da Başakşehir'e de e, atıldı bu golün aynısı. Fakat orada offside sebebiyle sayılmamıştı. E, Alanya Spor'a karşı atılmıştı. E, onun, onun dışında bu sezonun hemen başındaki hal City maçında Oliveira yoktu ama Berkan Torreira vardı. Yine böyle bir gol atılmıştı. Galatasaray'ın geçen sezon bu şekilde attığı 5-6 tane gol var. Hani bu oyuncuların birbirini tanıması böyle bir avantaj da yaratıyor ve e, açılış golü de böyle bir avantajdan geliyor. Yine Sergio'nun e, fizik kalitesini biraz daha arttırmasıyla da geliyor. Onun tabii kamp döneminde sakatlık yaşaması da bence e, böyle bir sorun e, yaşatmıştı. Şimdi Galatasaray'ın yavaş yavaş geçen seneki oyununu hatırladığını ve yükselttiğini de görüyoruz. Ama Trabzonspor cephesinden de bakmak istiyorum bu maça ve iki tane konu var. Bir tanesi Trezeguet. Trezeguet Trabzonspor'un bireysel olarak en güçlü oyuncusu. Yani hem dribling'i var, hem belli bir fizik kalitesi var, hızı var belli seviyede. Yani komple kanat oyuncuları arasında en önemli isim ve Trezeguet'i teknik direktörleri Saşa Boy karşısında oynatmak gibi bir e, tutum içerisindeydi ve bunu asla değiştirmedi. Sanki böyle bir Allah'ın emriymiş gibi. Trezege orada Saşa Boy'la boğuşmak zorunda kaldı ve daha hazır olan, daha güçlü olan Saşa Boy'la çarpışması sonucunda bir de sakatlık geçirmek durumunda da kaldı. Yani zaten takımın elle tutulur 2-3 oyuncusundan bir tanesi zaten Orsic de sakatlanmış. Bir de Trezege'yi maç boyu Saşa Boy'la çarpıştırarak onu bir de sakatlık açısından da riske attı ve sakatlandı da oyuncu. Üstelik e, az önce de bahsettim Galatasaray'ın en zayıf karnı aslında Angelino'ydu. Ve bu 11'de işte zaman zaman Abdülkadir Ömür, zaman zaman işte Bardi de sağ kenara geçti. Sağ kenarda Visca'nın yokluğunda bir e, daha çok merkez özellikli bir oyuncuyu oynatıp Anhelino'dan da faydalanamadı. Aslında onu biraz dizeyim. Yani Kurubalis 6 numarada, 8 numarada işte Bakasetas, Bardi bakaseta skilisi yapıldı. Abdülkadir Ömür burada sağda oynadı. Bazen de Bardi geçti oraya. Burada da Trezege. E, Tabi burada Bardi veya Abdülkadir Ömür oynadığında böyle merkeze doğru çekilerek oynuyorlar. Daha çok buraya gelip buradan top almak istiyorlar. Takımı öne çıkarmaya çalışıyorlar. Ve Angelino'nun buradaki boşluğu e, bir avantaj oldu Angelino için. Angelino şu anda birebir de zorlansa Trezege tipi hızlı güçlü dribbling zorlayan bir oyuncu karşısında Anelino zorlanabiliyor. Bunu işte Oyelusi'de de gördük. E, Santerford'a ama Anelino tarafına o da koşullar atmıştı. İkinci e, Zalgiris maçında bilhassa. Hani öyle fiziksel zorlayacak oyuncular karşısında henüz hazır olmadığı için Anelino bir problem çıkarabilirdi. Fakat Bielisa bunu kullanmadı. E, ve Galatasaray için Anelino da oradan rahatlık oldu. Yani Abdülkerim Nelson ve Saşa Boyu böyle yazarsak Hani Saşa Boy da burada Trezege ile her seferinde eşleşti ve daha güçlü olan, daha hazır olan Trezeguet'e karşı Saşa Boy net e, üstünlük sağladı. Burada ben hani bunu belki ikinci yarı falan değiştirir diye düşündüm. Hiç değiştirmedi. Üstelik ilk 15 dakika Trezeguet'in buradan gelip sol kenardan buraya attığı iki tane net pozisyon var yani. Bir tanesi Umut Bozun e, net kaçırdı. Bir tanesi de ee, buradan yine girip e, şut attı ve Abdülkerim'in buradan blokladığı pozisyon Hani bunu göre göre bunu değiştirmemesi e, taktik açıdan Bielsa ile ilgili benim endişelerimi e, arttırıyor açıkçası. Çünkü geçen sene Fenerbahçe maçında da böyle bir taktik es, es, e, esneklikten yoksun bir e, oyun vardı. Fenerbahçe deplasmanında da Sürkles'e olan bir Trabzonspor vardı. Yani ikinci konu, birinci konu Trezegen'in kullanımı, ikinci konu da Umut Bozok. Umut Bozok'la ilgili de yine hafta önü programında şundan bahsetmiştim. Umut Bozok'un oyun zekası iyi. Trabzonspor rakip yaralarına oyunu yaydığı zaman Umut Bozok etrafındakilere iyi servisler yapar. Kasımpaşa'da Muleka ile oynadığı zaman Muleka'yı Muleka'ya da iyi servisler yaptı. Bazen çift forvet gibi oynadılar. Bazen Muleka kenarda Umut önde oynadı. Yani Umut'un oyun görüşü ve oyun aklı bence iyi. Fakat Umut hem kısa boylu Fiziksel dezavantajları yüksek. Hem kısa boylu hava topu attığınız zaman Galatasaray mesela baskı kuruyor. Uzun vurmak zorunda kalıyor Uğurcan veya savunmacılar. Umut o topların hiçbirini alamıyor. Oldukça kısa kalıyor. Hem de savunma arkasına koşu attığınızda da yavaş kalıyor. E, net bir istatistik var. Hava toplarında Galatasaray'a karşı Nelson Abdülkerim'e karşı 7 hava topunun sadece birini kazanmış. 6'sını kaybetmiş. Bunu hafta önü programımızda böyle olacağını söylemiştik. Yani Nelson ve Abdülkerim'e karşı Umut Bozun fiziksel olarak direnebilmesinin ihtimali olmadığını, o hava toplarını alamayacağını öngörmüştük ve tam da öyle oldu. İkili mücadeleleri de ağırlıklı olarak kaybetti ve daha da önemlisi o kontraları sürükleyememek, yeterince hızlı olamamak. Görselimiz var mesela o gelsin. Az önce bahsettiğim Trezegen'in savunmanın yani Anelino tarafına sarkması ve Abdülkerim'in hatasından sürüklediği pozisyonda burada Umut'a çıkarıyor ve Umut aslında yakınından geçen ve iyi olan bir pasa maalesef hiç yetişemiyor ve e, vuruşunu yapamıyor. Umut Bozok'un böyle kontra atak yapacağınız zamanlarda yani Galatasaray deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı, işte Beşiktaş deplasmanı gibi biraz daha topu rakibe verip kontra düşündüğünüz deplasmanlara hiç uygun bir santrifor olmadığını geçen seneki Fenerbahçe deplasmanından görmüş olması lazım. Yine hoca bir ve e, fakat bunu da e, göremedi. Ee, önemli bir konu bence. Şimdi Galatasaray'a tekrar dönelim. Ee, hafta arasında çarşamba günü Molde maçı var malum. O maçla ilgili de bir endişem var. Galatasaray-Trabzonspor karşısında çok iyi oynadı söyledik ama bence e, Mertens 10 numarada, Barış Alper sağ kenarda ve Kerem Aktürkoğlu sol kenarda yorgunluklarını net olarak hissettim. Mertens'i zaten geçen maçta da hissediyordum ama ee, özellikle Kerem Aktürkoğlu son 30 dakikada Trabzonspor karşısında ciddi anlamda yoruldu ki Kerem'in yorulduğunu pek görmüyordum ben yani kolay kolay. Bu maçta net olarak hissedildi. Tabii ki hava sıcaklıkları çok ve 6 e, resmi maç oldu. 6 resmi maçtır özellikle Kerem Mertens e, Barış Alper üçlüsüne çok yükleniliyor. Sezan Yolo'nun ilk Zalgaris maçından sonra ayrılığı olsun. Yunus Akgün'ün beklentileri karşılayamayan performansı olsun. Tete, Zaha ve Ziyeh'in geç gelmeleri veya hazır gelmemeleri veya henüz listeye yazılamamaları gibi problemler aslında çok zengin olan, burayı önemli bir şekilde vurguluyorum, Eylül-Ekim'den sonra çok zengin olan hücum hattını şu an itibariyle çok dar kullandırmak zorunda bırakıyor Okan Hoca'ya. Ve bu da net yorgunluklar yaratıyor. Örneğin Kerem Kerem Aktürkoğlu şimdiden 6 resmi maçta 1 gol 3 asist yaptı. Asist seviyesini asist kalitesini devam ettiriyor. Geçen sene Şubat'a kadar asisti yoktu Kerem'in. Şubat'tan sonra 11 asistle asist kralı olmuştu bu seneye de asistçiliğiyle devam ediyor. O güzel. Fakat Kerem yani 400 küsürü dakikalar 500 dakikalara gelecek artık 6 resmi maçta. Ve ona çok yük biniyordu. Bu maçta yorularak çıktı. Barış Alper'i görüyoruz. Barış Alper de 6 maçtır. İşte devamlı ilk 11 biraz daha çıkıyor. Ve bu maçta da erken çıktı. Hoca onu Yunus'u oyuna aldı. Ve bu maç biraz fazla top kaybı yaptı. Yine de fizik gücüyle gerekiyor bence Molde gibi bir takıma karşı. Ve son olarak Mertens'e de geçelim. Mertens biraz daha az süre aldı onlardan. Ee, ve e, onun da iki golü var ee, Ama yani hoca ne yapabilir bu maçta derseniz Moldes, Molde karşısında Onu göstereyim Bence Mertens yerine Kerem Demirbay olabilir Şimdi Torreira da yok bu maçta Berkan olacak e, Sergio Oliveira olacak e, Formunu da yükseltiyor zaten Belki e, burada 10 numarada Mertens yerine Kerem Demirbay bu maçta rotasyonda daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Belki biraz daha zaten 4-3-3 gibi olur. Yani Berkan biraz daha 6 numara, Sergio 8 sağ iç, Kerem sol iç 8 gibi de olabilir. Veya Kerem Demirbay biraz daha ofansif 10 numara gibi de olabilir. Asimetrik bir 4-3-3 devam edebilir. Hani Mertens, Kerem Demirbay, e, Molde gibi böyle sert bir takıma karşı olabilir diye düşünüyorum. Barış Alper yerine Yunus olabilir. Ama yani Barış'ı fizik olarak daha çok beğendiğim için ve Molde'de fiziksel kalitesi yüksek bir takım olduğu için belki Barış'la başlayıp yine 60'ta Yunus'u almak düşünülebilir. Ve Kerem yine maalesef çok alternatifi yok ve Kerem yine biraz ona iş düşecek gibi görünüyor. Ama Yunus Barış Alper değişikliği veya Mertens Kerem Demirbay değişikliğini görürsek de şaşırmayacağım. Yine Icardi yerine bakan bu da ikinci yarıda girebilir. Hani bu dönem bir açıdan şöyle bir avantaj. Geçen sene de çok durduruluk biliyorsunuz. Dünya Kupası işte maalesef deprem felaketi vesaire. Orada Galatasaray'da belli dönemlerde bayrağı alıp bu bayrak yarışlarındaki gibi götüren oyuncular oldu. Mesela sezona iyi başlayan Bafetimi Gomis vardı. Bafetimi Gomis bir önceki sezondan kalan oyuncuydu ve yaz kampını birlikte geçirdi. Takımı da tanıyordu. İlk 8-10 hafta Seferovic kötü çıkınca Icardi yerleşene kadar takımı iyi götürdü. Fakat şimdi bakan bu hazır olmayınca Halil de e, net bir 9 numara olmayınca biraz Santerford'a problem yaşanıyor gibiydi ama bu kez Icardi erken geldi ve umarız sezon sonuna kadar devam edebilir. Fiziksel olarak düşüş yaşamadan. E, orada e, neyse ki Kayseri maçı dışında bir problem yaşanmadı. Santerford pozisyonunda. Ee, onun dışında Kerem, Barış, Alper, Mertens iyi götürüyorlar. Onlar da geçen seneden kaldı. Tıpkı işte Gomis dönemi gibi. Ve onlar götürüyor. Ziyeh, Tete, Zaha vesaire eklenene kadar biraz fazla yük biniyor. Ama belki Ziyeh'in Zaha'nın, Tete'nin sonradan açılması belki onların ilk bahar araylarını daha güçlü geçirmesini sağlayacak. Keremler, Mertensler biraz düşerken. Hani o, o dengeleri iyi ayarlamak bence faydalı olabilir. Yani Tüm oyuncuların 25 kişilik kadronun 25'inin birden Temmuz'da tam hazır olması o kadar iyi olmayabilir. Çünkü Ocak'ta Şubat'ta hep birlikte düşebilirler. Ama şimdi şu an güçlü olanlar belki Ocak'ta Şubat'ta biraz düşecek. Ee, şu an güçsüz olanlar Ziye Zaha vesaire gibi hazır olmayanlar belki sezonun ikinci yarısında daha güçlü olacak. O geçen sene yaşanmıştı Galatasaray'da. Bu dönemde de yaşanabilir ama şu an Molde bunun bence en zorlu dönemi yani şu 15 gün yani Eylül'ün 8'inde falan milli maç arası var. Ondan sonraya zaten yeni gelenler de daha hazır olur. Daha takımlarımız hazır olur. Şu şu aşama işte Barış'ın, Kerem'in, Mertens'in çok yük aldığı. Icardi'nin tam hazır olmadan 3 günde bir maça çıkmak durumunda kalacağı maçlar. O biraz benim gözümü korkutuyor açıkçası. Molde maçı Galatasaray için bence diğer takımlar için de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demir için de bu playoff yani 3. elemeler e, bence düşündüğümüzden daha zorlu geçecek. Öyle bir endişem var. Umarım e, yanılırım diyeyim. Bu arada bence Zaha ve Ziyech geldikten sonra da Galatasaray'ın ideal hücum dörtlüsünde şöyle bir diziliş olacak. Zaha sol kenar bence. Çünkü Zaha topu alıp gitmek istiyor. Henüz Fiziksel olarak çok hazır e, değil o topsuz koşulları ve patlayıcı gücü henüz o olmadı. Belki birkaç ay sonra o da gelecek Premier Lig'den bildiğimiz. Ama şu an Mvakame gibi oynuyor. Topu alıyor, sırtını dayıyor. Rakip işte sağ beklere kolay kolay ayağındaki topu vermiyor. Ve verkaçlarla, dribblinglerle zorlayan tipte bir Zaha vardı. Ljubljana maçında öyleydi. E, bana Mvakame'yi andırdı. Burada Zaha oynayacak diye tahmin ediyorum. Çünkü hani... Zaha'yı 10 numaraya atmak veya sağ kanada atmak artık 29-30'lara gelen ve henüz fiziksel olarak eski gücüne kavuşmasına 1-2 ay olan Zaha için çok mümkün değil. Yani ondan tam randıman alınmaz zannediyorum 10 numara veya sağ açık oynatılırsa. Ama solda ters ayağıyla alacak, sol omuzunu rakibe dayayacak, sağ ayağını ve topu rakipten uzakta tutacak ve driblinglerle üretecek. O yüzden ben sol kenarda başlayacağını düşünüyorum Zaha'nın. Farklı bir pozisyon olacağını zannetmiyorum. Ziyeh için Okan Hoca sağ önde düşünüyoruz öncelikli olarak ama çok pozisyonda oynayabiliyor dedi. Son maçını 17 Haziran'da 8 numara, sahip 8 numara olarak oynadı. Güney Afrika'ya karşı Fas'ta o maçı izledim. Ama ben de sağ önde oynayacağını düşünüyorum ve 10 numarada yeni bir isim olacak o zaman. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun bu seneden itibaren bir forvet arkası, Icardi'nin arkasında bir 10 numara gibi oynayabileceğini düşünüyorum. Teknik özelliklerine baktığımız zaman klasik bir 10 numara gibi değil ee, bunu e, Trabzonspor maçından önce Önder Hoca'ya sordum. Yani sağda ziye, solda zaha gözüküyor hocam. 10 numarada Kerem sence oynayabilir mi dedim. Ben oynayabilir diye düşünüyordum. Çünkü oyun, oyun zekasını beğeniyorum ben Kerem'in. Hızlı düşünebiliyor. Pas kalitesi ve top kontrolleri Kerem'in oyun zekasından daha aşağıda. Top kontrol hataları yapabiliyor Kerem. Veya pas şiddetini ayarlamakta zorluk çekiyordu ama dediğim gibi geçen sene Şubat'tan itibaren pas kalitesini çok geliştirdi ve Icardi ile çok iyi bir uyum yakaladıkları için de Icardi'yi öğrendiği için de bu pasları artık çok daha isabetli gidiyor. Ee, pas konusunda bir gelişim var ama top kontrolde falan. Yani teknik olarak yine Kerem böyle bildiğimiz on numaralar gibi Haciler, Schneiderler gibi değil. Ee, Önder Hoca da onu söyledi. Bence olabilir dedi ama düşündüğümüz gibi bir on numara olmayabilir dedi. Ama zaten düşündüğümüz gibi bir on numara da Artık Bundesliga'da da çok yok, Serie A'da da çok yok diyor. Yani Mesela Serie A'da bir Dybala var, Dybala dışında öyle çok eski tip bir on numara yok diyor. Veya Bundesliga'da mesela Thomas Müller var diyor ve Thomas Müller o bildiğimiz eski tip on numaralardan biri değil. Fiziksel olarak artıları olan, disiplinli, oyun zekası çok yüksek ama işte... Hacı modeli, Schneider modeli bir on numara değil mesela Thomas Müller. Kerem de öyle olmak zorunda değil diyor Önder Hoca. O sekansı e, izleyebilirsiniz maç önü programında, maç sonu değil, maç önü programının sonlarında uzun uzun anlatmıştı ve Önder Hoca'ya da çok katılıyorum ben de. Ve bilhassa ben şuradan da katılıyorum. Kerem'in topsuz koşuları çok etkili ve çok da çabuk, yani çok da delici. Ziyeh'ten de Zahadan da daha dar alanda daha da delici bence. Diğerlerinin Ziyech'in top atıcılığı olağanüstü, Zaha'nın dribling kalitesi olağanüstü. Onlar da Kerem'in çok önündeler. Ama topsuz delicilik konusunda ve inat konusunda Kerem gerçekten çok orijinal bir adam. Ve Icardi'nin oyun zekası sağa sola deplase olmalarıyla Kerem hem sağdan hem soldan girip boş kaleye de çok goller atabilir. Geçen sene Kerem Icardi'ye çok asist yaptı. Yine yapıyor. Yine Trabzon maçında başladı. Belki bu sene arkasında oynarsa Icardi de Kerem'e çok asist yapabilir. Hatırlarsanız işte bu Trabzon maçında mesela Icardi topukla bir tane Barış Alper'e çok güzel pas bıraktı. Barış kontrol edemedi götüremedi o pası da. Icardi de etrafına öyle paslar verme konusunda bir uzman. O yüzden ben buradan çok iyi bir uyum da çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, pozitif bir e, beklenti, bir e, hayal. Güzel şeyler hayal ettiriyor bana umarım e, gerçek olur. Perşembe günü Kadro Mühendisliği programında daha böyle detaylıca konuşuruz onu da. Buradan bir de Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da çünkü Galatasaray'la benzer sorunlar var bence.